Tamam. Sorguya alın, geliyorum ben. Nevra'yı bulmuşlar, merkeze getirmişler. Sorguya aldık. Tamam, sen git. Kendini kaybetme ama ha. Tamam, söz. Misi var başkomiserim. Sorma Murat. İşler biraz karışık. Zeynep mi? Nevra Değirmen, 30 yaşında. Demirkan Yüksel'in eski çalışanı. Hadi öt bakalım, Azra nerede? Azra mı? Tanımıyormuşsun gibi yapma be. Bunu sormak için getirdiniz beni buraya? Evet. Tehdit ediyormuşsun kadını. Kimi? Ne demek kimi? Kimden bahsediyoruz biz şimdi? Yapmayın komiserim. Bu işte bir yanlışlık var. Sen onun yüzünden atılmadın mı işten? Bu yüzden mi buradayım? Evet. Eski patronunu öldürdüğün ve Azra'yı kaçırdığın için. Ne? Çok saçma. Niye yapayım ki böyle bir şeyi? Ne bileyim ben, niye yaptın? Yapmadım. Azra'nın nerede olduğunu bilmiyorsun yani. Hayır. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim bilmiyorum. Ne var kızım ya, ne oldu? Bir şey söylemeyecek misin? Kızım sorgudayım yani, bunun için mi çağırdın beni? Ya ne bileyim işte, görünce öyle sorayım dedim Selim. İlişimden rapor geldi. Nevra'nın o gece Demirkan'ın bilgisayarından mailine girdiğini tespit etmişler. Kadının mailinde Azra hakkında birçok şey var. Azra'yı mı araştırıyormuş? Evet. Olay yeri de Azra'nın odasından bir faks çıktısı almış. Faks aynı gece İsviçre'den gelmiş. Ne? İsviçre'nin var alaka ya? Bilmiyorum ki. Nevra'nın mailinde de İsviçre ile ilgili bir şeyler varmış ama bilişim raporunu beklemek lazım. Ama daha da önemlisi, faksın üzerinde kimin parmak izini buldun tahmin et? Nevra'nın. Tabii sabit. Peki bu parmak izleri daha eskiye ait olamaz mı? Mümkün değil. Faksın geldiği saatle cinayet saati neredeyse aynı. Ya bunların hepsi mi yalancı? Bunlar bana hakikaten kafayı yedirtecekler ya. Siz hasta mısınız ya? Ha? Hep beraber yürü olup beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz kızım? Ne bu? Bu ne? Bilmem. Ne? Okuman yazman da mı yok senin? Yok. İyi. Ben tercüme edeyim sana. Demirkan'ı öldürdüğüne dair belge. Ne? Ya ne? Öyle papağana bağlarsın işte. Bak ne yazıyor burada. Demirkan'ın ofisine gitmişsin. Orada onun bilgisayarından kendi maillerine girmişsin. Bir arada Azra'nın odasına girmişsin. İşte burada hepsi yazıyor bak. İyi de ben gitmedim demedim ki. Ha şöyle ya. İtiraf et. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Neyi itiraf edeyim? Ya az önce dedin ya. Evet gittim. Ya hasta mısın sen? Kafa mı buluyorsun bende? Ne işin vardı adamın ofisinde? Demirkan Bey görüşmek istedi. Adam resmen Ecel'ini çağırmış ya. Onu ben öldürmedim. Azra'nın odasında ne işin vardı o zaman? Hakkında araştırma yapıyordun değil mi? Açığını bulamayınca da Demirkan'ı öldürüp Azra'yı kaçırdın. Sonra kocası işi fark edince onu da temizlemek zorunda kaldın. Bu mudur? İtiraf et! Sizi şikayet edeceğim. Bana bağıramazsınız. Ne yaptım ben ya? Daha bir şey yapmadım be. Gören de bir şey yaptım zannedecek ha. Bağıramazsınız işte, o kadar. Kadın diye değil mi? Evet. Kadınsın diye, yani erkek olsan şimdiye çoktan ben açığa alınmıştım ama sen de hapishaneden kurtulup hastaneye yatmıştın. O kadının ne mal olduğunu bilsin istedim. Ama Demirkan Bey beni dinlemedi bile. Herhalde. Manyak mısın? Azra adamın en yakın arkadaşının karısıymış. Azra dolandırıcının tekiydi. Demirkan Bey de dolandırıp İsviçre'ye kaçacaktı. Dur şimdi, benim kafam allak bullak oldu ya. İsviçre nereden çıktı şimdi? Ne bileyim. Azra'yı araştırırken öğrendim ben de. Demirkan Bey'in odasına gittim. Çok kızdı. Maillerimi açıp her şeyi ispatlamak istedim ama fırsat vermedi. Lütfen, 2 dakikanızı alır. Bakın size göstereceğim. Ya ama yeter bu kadar saçmalık. Kabul et Nevra, saçmalıyorsun. Demirkan Bey. Demirkan Bey falan yok Nevra. Lütfen rahat bırak beni. Ama
Aması maması yok ya. Yeter, defol git buradan. Defol git. Rahat bırak, bir daha da gelme buraya. İnanın buna çok pişman olacaksınız. Sonra da çıktım gittim. Herkes de çıkıyor zaten, doğru. Resmen kovdu beni. Ne yapmalıydım? Sen şimdi geri de dönmemişsin de. Niye döneyim ki? Onca yıldan sonra beni dinlemeye tenezzül bile etmedi. Ne hali varsa görsün dedim. Azra'nın planlarını nasıl öğrendin? Araştırdım dedim ya. Bana bak. Sana son kez soruyorum. Zaten kafam allak bullak. Çorba oldu kafam. Sinirlerim tepemde, sinirimi çıkaracak yer arıyorum. Delirtme beni. Şimdi adam gibi soruyorum sana tekrar. Doğru düzgün cevap ver. Azra'nın planlarını nasıl öğrendin? Özel dedektif tuttum. Ya helal olsun ya. Kızım baştan söylesene bana. Ne uğraştırıyorsun adam? İlla bağırıp çağırmak mı lazım? Adı ne? Nasuhi Lalzade. Ver bakalım adresini. Adam bir ara polislik yapmış. Sonra bırakmış, bu işleri yapmaya başlamış. Ulaşabildin mi peki? Yardım için ne gerekiyorsa hep sen söyledi. Merkeze geliyormuş. Tamam, ben otobüseye gidiyorum. Gelince sen konuşursun. Tamam. Ya şu Azra için bir arama emri mi çıkarsak? Belki katil olur. Hani berrak kız. Ya ne bileyim ya, yani herkes bana katilmiş gibi geliyor. Baksanıza. Şimdi eğer Demirkan dolandırıldığını anladıysa Azra da kasayı boşaltıp basmış gitmiş olabilir yani. Ya kocası? Onu da mı vurdu? Ne bileyim, olamaz o. Parayı alıp kaçmak varken niye vursun adamı? Ya belki ilk başta kocasına anlattı. Beraber kaçalım dediler. Ondan sonra kocası karşı çıkınca da yapacak bir şey kalmadı yani. Haklı olduğunu varsaysak bile bulmacanın parçaları tam olarak oturmuyor. Depoda ne işleri vardı? Sonra olay yerindeki üçüncü ayak izi kime aitti? Yani ne bileyim, belki sevgilisi vardır. Kadının sevgilisi vardır, belki olamaz mı? Selim ne olur ya, benim de kafamı karıştırıyorsun. Elimizdeki somut delillerle hareket edelim, yoksa çıkamayacağız bu işin içinden.